Adam bir sipariş veriyor, kanser edersen. Şırdanı şırdan gibi yiyeceksin abi ya. Lan kazan kazan şırdan döktüm. Göbeğinden atan varsa da yaparız canlı canlı. Varsa öyle kendine güvenen çavuş. .07.1974 Adana Ceyhan Aydemiroğlu mahallesinde doğdum. Mutfakta dünyaya gelmişim biliyor musun? Sanki kaderime yazılmış mutfakla alakalı olacak şeyler. Eskiden iyi bir müzisyendim. O zaman da parmakla gösterilirdim. Yani şu ukalalık gibi olmasın ama Ceyhan'daki, Adana'daki dostlarım, büyük müzisyen abilerim bilirler. Ufak tefek solistliğim olmuştur. ...20 seneye yakındır biz geldik Adana'dan. Abo Kebapların kurucusu... ...benim canım ciğerimdir, Ercan Usta, Ercan Altıkulaç. 20 sene evvel Ceyhan'dan aldı beni geldi kebap üzerine. Kebapçı, aslında iyi de bir kebapçıydım. Hüseyin Usta'm var, Urfalı Hüseyin. Ama kebap işinde beni deli ettiler, kebapçılığı bıraktım maalesef. Yani deli ettiler derken sinir sistemlerim bozuldu. Adam bir sipariş veriyor, kanser eder seni. Vallahi kanser eder lan. Kuşbaşı ne kıymayı aynı ekmeğin içine istiyor. Bir tarafı soğanlı olsun diyor, bir tarafı diyor maydanozsuz olsun. Lan böyle sipariş mi olur? Bu yüzden bıraktım mesleği. Buralarda geziyorum, amcamın çocuklarına küsmüşüm. Aradım ki diyecektim, lan beni niye aramıyorsunuz siz? Sen neredesin emmi dedi ya. Aşağıda abo kebap onlarda. Göğe ben sinirlendim, tartışacağım ya niye beni arayıp sormuyorsunuz diye geldim. Kafanda ne var abi dedi, bu dükkan senin dedi. Biliyorum kardeş dedim ama ben kebapçılık yapmayacağım dedim. Kafanda ne var? Ufak dedim bir yer olsun. Kafam ağrımasın. Hani mesleğime de güveniyorum ya Allah'a şükürler olsun. Bir kokoreççi dükkanı açacağım dedim. Nasıl yani? Lan nasılı varmış da ben kokoreççilik yapacağım. Tek kalem. Sar ver yesin baba ama lezzeti ayakta tut. Her şey öncelik. Tamam dedi, gel hele dedi, bir yere gidelim dedi. Aa, aldı beni buraya götürdü. Bura olur mu diye sordu bana Yalçın Usta. Vallahi dedim olur olur da sana çok yakın. Olmaz. Abi senin işin ayrı benim işim ayrı dedi ya. Öyle şey mi olur dedi. Benim günlük sana 50-60 müşterim gelse ne olur dedi yani. Ufacık yer. Allah razı olsun, ön ayak oldu. Şırdan işini bilmiyordum. Bu gördüğünüz köse var. Oturuyor bir gün gece. Eşref abi dedi. Ne dedim? Şırdan getirek mi dedi. Durdum düşündüm, deli misin köse dedim, bizi uğraştırma dedim, zaten kebapçılıktan bıkmışım. Haydi işte. Yok dedim, ben kokoreç dedim satıyorum dedim. Vallahi gel koyak dedi, lan olur olmaz. Biraz da çakı keyif oldu bir herhalde zaman. Ver mi? Tamam lan, tamam mı tamam. Sabahına gittik malzemeler aldık. Sabah var ya, bu dezgah yaptırdık. Yani biz de öyle, şimdi demiri tavında döveceksin abi, bir şey konuşmuşsan. Sen... Neyse o. Ya var ya yok, ya yapar, bak yapacak mı yapar, tamam lan yapıyor. Abi. Kar geldi, kış geldi, biz ne rezillikler çektik. Önce yapmıyorduk. Birkaç kez Adana'dan getirttik. Öyle olacağını nereden bilek? Ben ne bileyim kardeşim, millet şırdan manyağıymış. Ekmek şartı, biraz da lezzetli. Yapmıyorduk. Çok çok önceleri. Abi rezil olduk, bu defa bize Adana şırdan yollamıyor. Vermiyor. Kimse yollamıyor. Bak iş yapmaya başladık ya ufaktan. Öyle mi lan dedim. Abi mecburen çok zararımız olsa da lan kazan kazan şırdan döktüm. Ekmek çarpsın. Yapmayı bilmiyor. Kimse bir sır vermiyor. Hiç ama bu saatten sonra Allah'a şükürler olsun, hamdolsun, kurban oldum Allah. Eşimle beraber, haydi hanımımla beraber. Biz bir kıvam, bir iksir gibi kendimize yani nacizane iksir diyeyim ben ona. Üç kıvamının iksirini ben de pişmenin yolunu, yordamını, kıvamını öğrendim. Göbeğinden atan varsa da yaparız canlı canlı. Varsa öyle kendine güvenen çavuş. Saygılar. Ekmek çarpsın. Şırdan çok özel bir yiyecek. Her hayvanda bir tane var. Şırdanı şırdan gibi yiyeceksin abi ya. Bir de gelecek buradan naz buz edecek. Yemeğe ben mi çağırdım seni? Bulması zor. Yapması zor. Eleme. Kanefçe gibi işliyorum abi ya. Abi çatal, bıçak, kaşık kullanılmaz. Bana bazen diyorlar ki artık Adana'da çatal, bıçak veriyorlar. Ben vermiyorum. Ben böyle satıyorum. Bende bu çatal var. Ben bu çatalı böyle satıyorum abi. Paçatayla satıyorum. Bana böyle alacaksan gel. Lezzete gel abi. Ben şimdi sana altın varaklı bardak koysam. Gümüşten tabak, çatal, bıçak koysam. Geldin kesiyorsun kesiyorsun, don lastiği gibi kesilmiyor şırdan. Alıyorsun, ısırıyorsun, çekiyorsun, kopmuyor. Böyle mi iyi? Yoksa böyle ısırdın mı ağzında hurma gibi olması mı iyi? Bizim Özgür var. Kup Medya.
Eşot ay dedi, seni bir gün çekek mi dedi. Ben artist miyim oğlum, manyak mısın? Yürü git lan dedim. Vallahi gel seni çekek. Neyi mi çekeceksin sen dedim benim. Sen de orijinal adamsın. Nasıl lan dedim ben orijinal adamım. Vallahi dedi, ya hiçbir şey yapma oğlum, yürü git. Lan gel dedim, bu böyle konuşurken çekek dedi. Çekti. İki gün sonra geldi. Sen dedi kaç izlendin biliyor musun dedi. Kaç izlendim dedim. 485 dedi. Manyak mısın lan dedim. Ben oğlum ben yani film mi çevirdik ki dedim. Ne oldu? Yok dedi, vallahi dedi insanlar dedi. Seni dedi tanımaya başladı dedi ufak ufak. İşte öyle vesile oldu. Gören geldi, gören geldi, duyan geldi. Ha şimdi bir de şu var. İnternette hani böyle şaşalı görüntüler ooo falan filan öyle değil. Ona aldanıp geliyorlar ama bir de lezzet önemli bunun yanı sıra. Lezzet en başta abi. Yoksa kim ne der lan Eşo'yu tipe bakalım lan deli atsan gibi. Bazen bana diyorlar kurgu. Lan ne kurgu? Kurgu ne? Allah'ını seversen ben onun anlamını bilmiyorum ki. Kurgu. Şırdancı Eşo saygılar sunar abi.